Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Ben Şükran Şençekiçer. Koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz ama bu akşamki biraz özel bir program olacak. Normalden farklı olarak canlı yayında hocalarımız izleyicilerin koronavirüs salgınıyla ve aşılarla ilgili sorularına yanıt verecekler. YouTube chat üzerinden bütün sorularınızı bizlere iletebilirsiniz diyelim. 3 konuğumuz olacak. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Yaşam Bilimleri Bölümünden sentetik biyoloji uzmanı Doçent Doktor Urartu Şeker ve özlediğimiz bir yüz İngiltere'deki St Andrews Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları ve virolog Doçent Doktor Müge Çevik'le birlikteyiz. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Evet. Merhabalar. Merak edilenleri yanıtlayacak bugün hocalarımız. Uzun zamandır da yapmamıştık böyle bir program. Güzel oldu gerçekten. Canlı yayında olduğumuzu izleyicilerimize hatırlatalım. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın şimdi ki daha fazla izleyiciye ulaşabilirim, daha fazla soruyu yanıtlayabilirim. Koronavirüs salgını ile ilgili aşı tereddüdünüz varsa, aşılarla ilgili merak ettikleriniz varsa herhangi bir sorunuzu lütfen YouTube chatten bize yazın. Ben bakıyor olacağım ve hocalarımıza iletiyor olacağım. Önce kendi merak ettiğimi sorarak başlayacağım. O da bugünün koronavirüs tablosu olacak. Sağlık Bakanlığı kısa süre önce açıkladı. Rejiden göstermelerini rica edelim tabloyu. Bugün ölüm sayıları ne yazık ki oldukça yüksek görünüyor tabloda. Reji bize göstersin. 309 ölü. 309 kişi ne yazık ki koronavirüs salgını yüzünden hayatını kaybetti. 94.730 yeni vaka tespit edilmiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde 100.000'i bir aşmıştı vakalar ama sonra tekrar indi. Bunun da nedenleri biraz da belki alınan önlemler ama 309 ölüm gerçekten çok üzücü ve çok fazla. Klasik bir başlangıçta Esin Şenol'a dönerek başlayalım. Çok üzücü rakamlar, ne diyorsunuz, ne oluyor böyle demek istiyorum. Yani bu azalmayacak çünkü ben acildeki ve yoğun bakımdaki durumu ve Ankara'daki listeyi, sırayı falan bildiğim için son 3-4 haftadır böyle bizim bir ölçme birimimiz var diyelim. Bir birimlik bir acilimiz ve bir iki birimlik yoğun bakımımız. Sürekli acilde bir bekleme durumu oluyor ve bekleyen hastalarda oksijen desteği alan hastalar servislere çekebilmeyi başardığımız anda aynı miktarda hastayla doluyor tekrar acil servisler. Dolayısıyla bu sayıların azalması beklenmez. Bugün ilginç bir şey vardı, veri vardı. Tabii biz tek tek hesaplayamıyoruz ama son 24 ayda 60 ilde 763 toplam ölü bildirilmiş. Yani TÜİK aslında ölüm rakamlarını vermiyor ama bu rakamlar çok eksik, onu biliniz. Fazladan ölüm rakamlarına bakıldığı zaman illerde en aşağı bunun 3 misli kadar bir Türkiye'de günlük ölüm olduğu düşünülebilir diyelim. Gerçekten kronik hastalıkları olanlar, kronik hastalıkları kötüleşmiş olanlar, çok fazla delta'daki kadar aslında akciğer tutulumu olmamakla birlikte oksijen gereksinimi yoğun olan gene de hastalar var. Yani durum bu. 3-4 haftada azalmayacak gibi duruyor ölümler. Bu soruyu sormak biraz üzücü ama ben yine sormak istiyorum. Cevapta kaçırdıysam da kusura bakmayın ama bu ölüm sayılarının ne kadarının tam aşılı olduğunu biliyor muyuz? Esin Şen. Evet. Yani şöyle, kronik hastalıkları olan ve eksik aşılı olanlar var. Hiç tam aşılı olup da yani yoğun bakıma bile gönderdiğimiz hasta yok. İlk başta salgının yani omikron fırtınasının başında ileri yaştaki insanlar vardı yoğun bakıma gönderdiğimiz. Üzerinden zaman geçmiş aşılarının insanlardı onlar. Ama şimdi daha gençler, kronik hastalıkları olanlar ya da hiç hastalıkları olmayıp aşısız olanlar. Aşısız ya da eksik aşılı olanlar %90 kadarı diyelim. Çok 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 yüksek bir oran bu. Eksik aşılı kısmına da vurgu yapalım. Yani bir ya da iki aşı olmuş olmak da yetmiyor artık. Aşı eksikse de çok ciddi bir tehlikede olabiliyoruz koronavirüs yüzünden. Evet. Müge Çevik, size dönelim. Başta da söylediğim gibi sizi görmeye özlemiştik. Çok teşekkürler katıldığınız için. İngiltere'den yoğun programı bugün izin verdi bize Müge Çevik'in. Tam da size göre bir soru, ilk soru Burcu Berent'ten gelmiş. BioNTech'in 4. doz uygulaması dünyada var mı diye sorulmuş. Türkiye'de de önce başlandı, sonra sanıyorum geri çekildi. Bunun ayrıntısını konuşuruz ama BioNTech 4. doz dünya uyguluyor mu şu anda? Merhabalar. Şu anda yani dünyada benim bildiğim kadarıyla İsrail'de 4. doz uygulaması yapılıyor.
Ama onun dışında başka ülkelerde bildiğim kadarıyla yok. İngiltere'den örnek verebilirim. Şimdilik üçüncü dozlar verildi. Özellikle Omikron'dan sonra herkesin üçüncü dozu olması istendi. Onun dışında bu bildiğiniz gibi immünosüpres hastalara, kronik hastalara zaten önceden verilmişti. Şimdilik bir dördüncü doz gibi bir plan yok. Şöyle bir tartışma sürüyor bizim bilim kurulunda. Yani bundan sonra yapılacak herhangi bir doz aşı belki bir omikron spesifik bir aşı olmalı. Yoksa tekrar tekrar aynı eski aşıyı vermemiz şu anda pek bir manası yok gibi gözüküyor. Ve üçüncü dozlarda gayet özellikle 65 yaşın altında kronik hastalığı olmayan kişilerde yeterli koruma sağlıyor. Teşekkür ediyoruz Müge Çevi. PCR testleriyle ilgili bir soru geliyor. Uğur Ertuşeker, bunu size soralım. İki soruyu birden ben okuyayım. Ben çevremde de duyuyorum. Aslında temaslıyım ya da belirtim var ama PCR testim negatif çıktı gibi sorular. Bir izleyicimiz demiş ki ailece test verdik. Benim sonucum negatif ama bulgularım var ve annem de kardeşim de pozitif demiş. Bir izleyicimiz de sonucum pozitif çıktı ama Omikron'un PCR testinden kaçma ihtimali var mı? Yakalayamadığımız vakalar var mı PCR'le diye sormuş. Herhalde özetle şunu demiş oluyoruz. Pozitifsem de PCR testimde negatif çıkabilir miyim? Urartu Hoca'nın sesini açmasını rica edelim. Pozitifseniz PCR testinde bütün testler kaçırabilir. Çıkabilirsin düşük de bir ihtimal olsa, böyle bir şey var tabii ki, olabilir ama bu çok yüksek bir ihtimal değil. Şeylerde bir de tabii ki testin hangi gün, çünkü bunlar artık çok şey, çok bilinen şeyler, hangi gün virüs yüküne bağlı olarak ve tabii virüs yüküne bağlı olarak farklı günlerde pozitif çıkma ihtimaliniz var. Bir de şey söylemekte fayda var, hangi gün alındığı önemli tabii. Bir de hangi koşullarda o testin yapıldığı önemli tabii. Bunları bilmeden büyük yorumlar yapmak çok anlamlı değil ama genel olarak şuna cevap verebiliriz. Bu PCR testleri bunları açıkçası şey yapmıyor, kaçırmıyor kolay kolay. Orada hani bir çok büyük endişe olmasına gerek yok. En büyük endişe şurada olabilir. Türkiye'de PCR testlerinin yapılma şekli biraz yurt dışındakinden ve dünyadakinden farklı. Onu daha önce ben defaatle çok kez tekrarladım ki tekrarlamayayım. Ondan dolayı hassasiyeti değil, hani ara sıra kaçırma ihtimali var. Evet ama bu çok yoğun ve beklenmesi gereken bir şey değil. İkincisi, Omikron'a gelince ya da diğer varyantlara gelince hani PCR testleri kaçırıyorum. PCR testleri virüsün üstünde birden fazla bölgeyi yakalamak üzerine tasarlanmış durumda hepsi. Hemen yani şu anda piyasada ki var olan PCR testlerinin ya da işte şu an Sağlık Bakanlığı'nın ihalesini kazanmış ve piyasaya Sağlık Bakanlığı'na test veren firmalarınki de öyle. Ve bir şey daha var, onu da söylemekte fayda var. Bu belki insanların içinde. Bu PCR testlerinin ne kadar iyi ya da kötü çalıştığı zaman zaman bağımsız bir bağımsız bir laboratuvar tarafından kontrol ediliyor. Ve bu test sonuçları belli bir merkeze toplanıyor. Yani bu bunlar takip ediliyor yani. O kadar başı boş değil. Öyle hani şey yapmamak gerekiyor. Önceleri çok kötüydü ama gittikçe hani şey yapıldı, düzeltildi. Mesela İngiltere biliyorsun sürekli sekans yapıyor. Sekansı pozitifler üstünden yapıyor genelde. Hani negatifler üstünden de yaptılar rastgele. Ama şey hani orada da mesela işte pozitif çıkıyor ve sekanslıyor insanlar oradaki halk sağlığı merkezi ve diğer merkezler bunu yaparken, mesela yeni bir varyant çıktığında demek ki yakalıyor ki onun varyant olduğunu belirleyebiliyor. Bunu böyle düşünmek gerekiyor. Burada bir virgül atıp ya da nokta koyup Esin Hoca'nın ilk söylediği şu ölüm oranlarıyla ilgili hani daha fazla dedi ya, onunla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Science dergisinde geçen hafta bir makale yayınlandı. Bu makalede Hindistan'daki esasında COVID kaynaklı ölüm vakalarının yapılan bir model ve hani tabii gerçek verilerle kullanarak yapılan modelle uyuşturulması sonucunda esasında rapor edilenin 6 ila 7 kat daha fazlası olduğu tespit edildi. Bunu belki Esin Hoca'nın söylediği o hani bu sayılar esasında normalin oldukça altında savuna destek olarak söylemek faydalı olur. Çok üzücü bir bilgi bu da.
Esin Şenol, size dönelim. Bu arada izleyicilerimize ben tekrar hatırlatayım. Canlı yayındayız. Canlı yayında hocalarımız izleyicilerin salgınla ilgili, aşılarla ilgili bize ilettikleri sorulara yanıt veriyorlar. YouTube'un chat kısmından yazabilirsiniz merak ettiğiniz herhangi bir soruyu. Bir de yayınımızı beğenmenizi, paylaşmanızı rica ediyorum ki çok daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Çünkü bu kadar aşı tereddüdünde olduğu bir ortamda çok da faydalı olduğunu düşünüyorum şu an hocalarımızın verdiği emeğin. Esin Şenol, kan sulandırıcılar sorulmuş. Şimdi aylarca hep hastadan yakalanırsak konuşuyorduk. O kadar çok yayıldı ki artık yakalandıktan sonra ne yapacağız? Hatta ikinci kez yakalanırsak ne yapacağız konuşmaya başladık anladığım kadarıyla. Kan sulandırıcı da bir tartışma konusuydu. Hatta ben yakalandığımda kullanma dediğinizi hatırlıyorum. Seyhan evet. Mutlu demiş ki yakalandığımızda kan sulandırıcı ve melatonin ilacı kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? Kullanılmamalı. Hayır, direkt böyle başlayayım. Bir kere kan sulandırıcılarla ilgili düzenleme koruyucu dozda verilmesi yönünde bir düzenleme de yapıldı zaten. Ancak hastaneye yatırdığımız ve zatüresi olan hastalara ya da başka hesaplanır riskleri olan hastalara, yani içerideki hastalara öneriyoruz. Ama tabii Sağlık Bakanlığı insanların evlerine dağıttığı için bu kan sulandırıcıları, herkesin kafası karıştı. Kan sulandırıcı kullanmayın. Yani aspirinin işlevi başka, şeyin işlevi başka, o iğne olarak kullananların işlevi başka. İşleri çok karıştırıyor ve yapılan büyük ölçekli havuzlama çalışmaları da bir yararını göstermediği için fazladan bu sefer bir kanama riski yaratmış oluyorsunuz. Onun için sağlam bir doktor önerisi ve gerekçesi olmadan hayır kullanmayınız. Bu bir. İkincisi, dünyada ölüm sayılarının zaten 5,5 milyon olan ölüm sayılarının 20-25 milyon olduğu hesaplanılıyor. Gerçekten Urartu'nun söylediği doğru. Gene bir yayın çıkmıştı. Science'da çıkmıştı galiba. OECD ülkeleri karşılaştırmalı ölüm rakamlarını. Aslında çok komik bir yandan da. Mesela Kırgızistan demiş ki 2000 ölümüm var. 34 bin ölüm çıkmış. Ama öte yandan Portekiz demiş ki 138 bin ölümüm var. Aslında 136 bin ölüm çıkmış. Bazı ülkeler de o kadar titizlikle izliyor ki, Belçika'da da böyle olmuştu. Ölüm rakamları biraz abartılı bir biçimde bile tahmin edilebiliyor. Çünkü aslında salgının yükü ölüm. Ölüm ortaya konulduğu zaman salgının ciddiyeti ve katastrofisi de herkes tarafından çok daha ciddi bir biçimde algılanabiliyor. Bir de şu 4 doz aşıya bir ekleme yapayım. Türkiye'de işler çok karıştı Müge. Şöyle 6 doz aşılı insanlar var artık. Gitmiş 3 doz Sinovac yaptırmış. Ama biz dedik ki Omikron'la birlikte maalesef inaktif aşının bu varyanta karşı iyi bir nötralizan antikor oluşturmadığını görüyoruz. Onun için gidin bir tane de BioNTech yaptırın. Bu şeylerin Amerika'daki senin de birlikte yayın yaptığın Akiko Iwasaki'nin bir yayını çıktı biliyorsun. Galiba bu Şili ile mi yapmışlardı ya da Peru ile mi yapmışlardı? Pardon, Bolivya'da yapmışlardı. İki inaktif aşı üstüne bir BioNTech yapıldığı zaman nötralizan antikor düzeyi yükseliyor ve omikronu yakalayabiliyor diye. Sonra Sağlık Bakanlığı tarafından 2 doz olarak önerildi. 3+2 olmuş oldu. Sonra 3 olunca 3+3 olmuş oldu. Bir de geçen hafta birdenbire 4. doz herkese geniş kapsamlı bir biçimde açılınca bu sefer o arada gidip koşa koşa 4. dozlarını yaptıranlar da oldu. Bu arada ben kendim 2 doz Sinovac ve 2 doz BioNTech'liyim. 2 BioNTech'in arasında 6 ay açmıştım. Benim annem babam da aynı durumda. Yani korumayı sürdürüyoruz biz bir yandan. 3. BioNTech'leri belki Avrupa ülkeleri de bu hazırlığı yapıyor. Omikron dolaşımda kalmaya devam eder ve aşının üzerinden 4 aydan uzun bir süre geçmiş olursa 4-5 aydan tekrarlama ihtiyacı duyma hazırlığı yapıyor onlar da. Duyarız hazırlığı yapıyorlar ama benim de bildiğim İsrail dışındaki onlar da 60 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olanlara uyguluyorlar. 4. doz önerisi dünyada yok ama olabilir önümüzdeki 3-6 ay içinde. Yani denenmiş bir şey de denenmiş oluyor aslında Sinovac aşılarının yapılması nedeniyle, doğru mu Esin Hocam? Yani karışık. Denemek demek çok yanlış olur çünkü metodolojik bir şey yapmıyoruz. Metodolojik bir şey yapıp ortaya koysak haklı olabilirsiniz tabii, biz de bir veri koyarız. Ama bu tamamen karışık yani.
bir ne diyelim, refleksif, proaktif bir doz önerisi geliyor. Aynı insanlar, yani Türkiye'de 30 milyon tam aşılı insan var. Yani %30 kadar ediyor bu. Onlar dördüncüyü de yaptırıyor, beşinciyi de yaptırıyor. Sonuçta bir koruyucu duvar oluşumuna katkısı olmadığı için 5 doz da yaptırsanız omikronla koruyucu duvarınız olmadığı zaman infekte olabiliyorsunuz. Romatoid artrit hastalığı birden fazla izleyicimiz tarafından sorulmuş. Müge Çevik, bu soruyu size yöneltelim. Belki daha sonra Esin Hoca da bir katkı yapmak ister. Burcu Hanım demiş ki, kronik romatoid artrit hastası 60 yaşın 3. BioNTech dozunu olması gerekir mi? Ve 2 ve 3. doz arasında ne kadar zaman geçmeli diye sormuş. Bir başka izleyicimiz de, şimdi soruyu görmeye çalışıyorum. Süleyman Bey demiş ki, yeni ilaç Molnupiravir'den bahsediyor sanırım. Aktif romatoid artrit hastalarında kullanılacak mı demiş. İkinci soruyu belki Esin Şenol'a yöneltmek daha doğru olur Türkiye pratiği için, ama bu hastalığa sahip 60 yaşındaki kişiler için 3. doza siz ne diyorsunuz Müge Çevik? Yani romatoid artrit hastalarının aslında hangi ilacı kullandığı burada önemli. Yüksek immünosüpresif ilaç kullananlarda mesela biz ekstra doz yaptık İngiltere'de. Ama mesela romatoid artriti olup metotreksit gibi şey kullananlar belki onlara gerekli olmayabilir. Ama tabii ki bu kişiden kişiye değişiyor. O yüzden bence doktorlarıyla konuşmaları çok daha doğru olur diye düşünüyorum ben. Ama yüksek mesela sürekli uzun süreli steroid kullananlar ya da mesela burada rituximab diye bir ilaç kullanılıyor immünosüpresif yine. Onu kullananlarda biz mesela 3. dozlar yapıldı. Hatta yenileme dozları belki yapılabilir. Yani bu senenin sonuna doğru. Ama dediğim gibi yani tek bir reçete vermem maalesef ki çok zor. Ama aralık anlamında şunu söyleyebilirim. Yani biz minimum 4 hafta aralık verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hatta biliyorsunuz yapılan araştırmalar 8 hafta aralık verildiğinde daha iyi sonuç verdiği gösterildi. O yüzden belki ikinci dozdan bir 8 hafta geçtikten sonra yapılabilir 3. doz. Ama dediğim gibi yani doktorunuzla görüşmeniz bence daha spesifik olması açısından daha doğru olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum Esin Hocam belki ekleme yapmak ister. Molnupiravir kısmı ile ilgili de Esin Şenol'dan bir ekleme isteyelim. İzleyicimiz merak etmiş. Daha sonra Uğur Tuşeker'e döneceğiz. Biraz Türkovak soracağım ben de ona. Esin Şenol buyurun. Aslında şöyle Avrupa Romatoloji Grubu bir yenileme çıkardı ve 3 doz önerisini bütün romatoloji hastaları için, yani bizim birinci seri dediğimiz seri aslında 2 dozdan oluşuyor olağan kişi için. Olağan dışı kişi kabul ettiğimiz romatoloji hastaları 3 dozdan oluşan bir seriyle tamamlanıyor. Üçünün arası 1 ay ama 3. dozdan 3-6 ay sonra 4. doz önerisi var romatoloji hastaları için. Çünkü onlar immün süpresifler. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla dernekleri aynı şekilde bir öneri çıkardı onların da. Molnupiravir ile ilgili 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış. İşte aynı bu 3 doz seriyi yapılmasını önerdiğimiz AIDS hastaları. Orada da aslında iyi tanımlamak lazım. Bizim çok iyi bağışıklık sistemi çok iyi AIDS hastalarımızın genellikle. Çünkü tek ilaçla kontrol edebildiğimiz, eğer bize başvurmuşsa bizim hücresel immüniteyi belirleyen hücreleri gayet yüksek hastalarımız. Aslında kontrolsüz HIV demek belki daha doğru olur. Organ nakil alıcıları, kan kanseri olanlar, kanser kemoterapisi alanlar gibi hasta gruplarında molnupiravir ilk 5 gün içinde öneriliyor. Sabah akşam olmak üzere 5 gün süreyle ilk 5 gün içinde öneriliyor. Molnupiravir ve iyi ve etkili bir ilaç. Etkisi metodolojik olarak gösterilmiş bir ilaç. O pencere aralığını iyi yakalamak lazım. Ama gerçekçi verisi hastaneye yatmayı %30 kadar azalttı. Yani çok büyük bir beklenti, %100 azaltacak beklentisi yok. Ama %30 önemli tabii ki. Çünkü hiç hastaneye düşmemesini istiyoruz aslında biz hastaların. Bu anlamda önemli olacak. Dar bir grupta kullanılıyor ama. Konu geçmeden şimdi bir soru geldi Arda Bey'den, onu da soralım. Ülkemizde molnupiravir kullanılmaya başlandı. Henüz belki erken ama klinik faydasını siz gördünüz mü? Böyle bir gözleminiz oldu mu Esin Hocam diye sormuş. Ben ilacın faz 3 çalışmasındayım, temaslı çalışmasındayım aynı zamanda.
hasta kabul etmek bizde klinik çalışmalara aradaki güven ilişkisi çok zedelendiği için, çünkü bakanlığın dağıttığı favipravir için biz kıyameti koparmak zorunda kaldık. Bakanlık bizim uyarılarımızı dikkate almadığı için kamu önünde bunu tartıştık. Kamu önünde bunu tartışınca insanlarda büyük bir güvensizlik oluşuyor. Ya verdikleri ilaç demek ki bir yıl veriyorlar, sonra da zararlı diyebiliyorlar diyor. Oysa ki öyle değil. Zararlı demedik bir. Başından itibaren etkisinde şüphe var dedik. Bir şeyin etkisinde şüphe varsa da bu sefer gereksiz kullandığınız ilacın bütün yan etkileri öne çıkarmak durumunda kalırsınız. Bu tartışma makamı önünde gittiği için klinik çalışmalara maalesef hasta bulmakta çok büyük güçlük çekiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, başka bir ilacında gene ben faz 3 çalışmasındaydım. Onun oldukça iyi etkili olduğunu, o da böyle ağızdan kullanılacak, ayaktan kullanılacak bir ilaç. Onda oldukça iyi bir etki olduğunu gözlemledik. Molnupiravir'in çalışmalarını okuduğumda iyi etkisini görüyorum ama henüz çok yeni başladı. Daha dün itibariyle verilmeye başlandı. Daha sonraki haftalarda da bu konudaki gözlemlerinizi öğreniriz. Ben izleyicilerimize bu arada hatırlatayım. Ben biraz TÜRKOVAK'la ilgili birkaç ayrıntı sormak istiyorum Urartu Şeker'e. Müge Çevik de İngiltere'den, St Andrews Üniversitesi'nden katılıyor yayınımıza. Onunla da biraz İngiltere'deki durumu soracağım. Sizler de bu konuda merak ettikleriniz varsa yine bize yazabilirsiniz. Urartu Şeker, TÜRKOVAK'la ilgili özellikle ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı sık paylaşımları görüyorum son zamanlarda ve artık biliyorsunuz TÜRKOVAK aşısı da kullanıma açıldı. Hatırlatma dozu olarak yaptırabiliyoruz. İlgi ne kadar var biliyor musunuz ve bilgi ne kadar var? Şimdi bu aşıyla ilgili neler biliyoruz bunu sorayım. Yine bir ses rica edelim bir de sizden. Ben sayıları bilmiyorum açıkçası. Çünkü çok takip etmiyorum. Ne kadar şey oldu. Tekrar hatırlatmak gerekirse burada bir inaktif aşı anladığım kadarıyla hem yapılan yayınından sonra bir de sonrasında başka şekilde hani öğrendiğim kadarıyla şu anda esas yapılan açıklamalarda biliyorsunuz yaklaşık iki katı değil de şeyden daha etkili olduğu ile ilgili Sinovac aşısından daha etkili olduğu ile ilgili bir çok küçük bir gözlem grubunda bir data paylaşılmıştı. Onun nedeni de açıkçası özel bir işlem yapılmamış. Özel işlem şu, sadece içerisinde kullanılan adjuvan molekülün iki katına çıkarıldı gözüküyor. Şeyle karşılaştığında, Sinovac'la karşılaştığında iki katından biraz daha fazla bile olabilir. O muhtemelen o aradaki farkı yaratmıştı. Onu söyleyebiliriz. Onun dışında eski bildiğimiz bilgilerin dışında bilgi yok maalesef şeyle ilgili. Şu anda hala benim anladıklarıyla Sinovac'ın yerine geçmesi için bir şey yapılıyor. Bir PR yapılıyor aşıya ve şu anda başarı hikayesi yaratılmaya çalışılıyor oradan anladığım kadarıyla. Bildiklerimiz bu kadar. Özel bildiğimiz bir şey yok. Şu kadar, şu anda onunla ilgili bir data da var mı? Ondan çok emin değilim. Belki Yasin Hocam biliyordur. O dataları görmüştür belki ama ben kaç kişiye uygulandı, ne oldu, ne kadar takip ediliyor, bu dataların hiçbirisi yok. En son faz 3 için biliyorsunuz faz 3 bile olmayan bir faz 3 faz 3 gibi bir çalışma başlatılmıştı. Çok küçük bir örnekten 1000 küsur kişi de sanırım. Sinovac'la karşılaştırmalı yapılmıştı orada uluslararası regülasyonlardan dolayı Helsinki regülasyonu sanırım, değil mi Esin Hocam? Ya da yanlış söyledim. Evet. Aşı var olduğu için onunla plasebo veremedikleri için aşıyla Sinovac'la yapmışlardı. O dataların dışında yeni bir data yok benim bildiğim. O kısmını takip ediyorum ama ne kadar, kaç kişi aşılandı, ne kadar talep var onu bilmiyorum. Şu anda herhalde büyük ihtimalle Sinovac olmak isteyen, inaktif aşı olmak isteyenlere muhtemelen bunu öneriyorlar. Ama herhalde Sinovac'da hala var şeylerde. Sağlık merkezlerinde ve hastanelerde diye toparlayabiliriz. Ama dedim ben oradaki yeni bir bilgi yok. Yeni bir veri yok aşıyla ilgili. Bu bilgiyi öğrenmiş olduk. Müge Çevik'e geçmeden Esin Hoca'ya da o zaman bu konuda bir katkı yapmak isterse sorayım. Size soran oluyor mu, yaptıralım mı hocam TÜRKOVAK aşısını diye? Siz ne görüyorsunuz? İlgi yüksek mi? Şimdi bize vermediler zaten aşıyı. Yani üniversite hastanelerine vermediler. Sadece bakanlığa bağlı hastanelerde şu anda
öneriliyor. İnaktif aşı bu senaryoda zaten kişinin çok büyük bir ısrarı yok ise omikronla ilişkili olarak da özellikle söylemek istiyorum. Diğer aşının tercih edilmesi önerisinde bulunuyoruz biz, onu söyleyelim. Bu arada hakikaten Türkovak'la ilgili ne diyelim, progres izleyemiyoruz, gelişmeleri izleyemiyoruz. Girişi de çok iyi izleyemedik esasında. Benim bildiğim bir preklinik çalışması dışında yazılı bir verisi yok. Bir ara kırılım verileri gibi ama havuzlanılmış, tam metodolojik olmayan, aslında ortasında bir protokol değiştirilmiş ama protokol değişimine de izin verilmeyen, o araştırmacılar da öyle açıklamışlardı. Karışık bir takım ne diyelim, metodolojik sorunları olan bir veri açıklandı. En azından bir veri var. Yani bir veri var. Metodolojik olmasa da etkili diyor gibi duruyor. Yani ben böyle konuşabilirim bir tek. Benim görebildiğim, benim kodunu çözebileceğim bir denklem yok ortalıkta. Ama çok büyük ısrar var görüyorsunuz. Bütün maçlarda futbolcular bu formaları giyiyorlar. Keşke aşılama için bunu yapsalar. Ne kadar güzel olur. Toptan aşılama için bunu yapsalar. Bakan her mesajında gidin Türkovak'ınız olun diyor. Aşı olun demiyor. Dolayısıyla böyle bir ısrar var. Aşısız grup hedefte herhalde. Aşısız grup hedefteki aşısız grup da bu ülke isimleriyle adlandırılan aşılardan ürküyor herhalde. Çin aşısı, Alman aşısı meselesinden. Hiç yoktan iyidir gibi düşünülüyor ama bazen hiç yoktan iyi olmayabilir. Hiç etkili olmayabilir. Mesela inaktif aşılardan sahneye çıkıp hiç etkili olmayanlar olduğu gibi mRNA aşılarının üçüncüsü de sahneye çıkıp vazgeçtiler sonra çünkü etkili olmadı. Almanya'da üretimi yapılacak olan bir mRNA aşısı. Yani bizde metodoloji her şeydir. O ısrarımız da o bakımdan. Onun için ben de çok fazla verisini bilmiyorum ve gidişatı da bilmiyorum doğrusu. Türkovak'ın ama ısrarlı reklamları yapılmaya devam ediliyor. Dediğiniz gibi belki de aşı tereddüdü olan kişiler için daha ikna edici bir aşı da olabilir. Ben duyduğumu hatırlıyorum. Türk aşısını bekliyorum. O gelirse onu yaptıracağım diyen bazı vatandaşları. Müge Çevik, size dönelim ve biraz İngiltere'nin gündemine de dönelim istiyorum. İzleyicilerimize de yine hatırlatayım. Canlı yayındayız. Aşılarla ilgili sorularınızı, salgının gidişatıyla ilgili sorularınızı chat kısmından bana yazarsanız ben hocalarımıza iletiyor olacağım. Bir yandan da İngiltere neler tartışıyor biz bunları konuşurken. Buna bakalım, 300'ün üstünde burada ne yazık ki bir vefat sayısı az önce gördük ve aşılama da iyi gitmiyor gibi görünüyor. Benim bildiğim, duyduğum kadarıyla İngiltere'de sanıyorum biraz daha açılmaya gidiyorsunuz şu anda. Nedir durum ve vaka sayıları nasıl gidiyor? Buradan başlayalım Müge Çevik. Evet, İngiltere'de bayağıdır konuşmuyorduk tabii bunu. yani omikronla birlikte biliyorsunuz yani tüm dünyada olduğu gibi vaka sayıları çok fazla arttı. Ama aynı zamanda eskisi gibi mesela delta şey yaparken, delta varyantı varken ki kadar hastaneye yatış ve ölümler görmüyoruz. Ama yine de yani sayılar çok 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 fazlaydı. Ama buna rağmen İngiltere hükümeti, özellikle İngiltere tarafı maske zaten zorunluluktan çıkarttı. Biz İskoçya'da ona devam ettik. Özellikle mesela okullarda, iç ortamlarda maske takılmaya devam ediliyor. Şimdi tartışma konularından bir tanesi izolasyonun kaldırılması. Çünkü artık yani iki seneyi geçti pandeminin, biliyorsunuz hani pandemideyiz. Ama bir taraftan da İngiltere aşılama konusunda diğer Avrupa ülkelerine, Amerika'ya ve Türkiye'ye göre çok çok daha ileride. Yani %95 üzerinde, özellikle 65 yaşın üzerinde 3. doz olanlar var. Çoğu herkes 3 dozlu artık burada. O yüzden de izolasyon zorunluluğu özellikle 3 dozu olanlarda kaldırıldı İngiltere kısmında. İskoçya'da bu birazcık daha hani yavaş ilerliyor. İkinci konu tamamen aslında bütün her şeyin kaldırılması. Mesela günlük vaka sayılarının açıklanmaması üzerine tartışmalar dönüyor. Yani sadece genel olarak bir surveillance yapılması ama hani genel olarak
bunun artık herhangi bir işte viral enfeksiyona dönmesi üzerine tartışmalar dönüyor. Tabii ki bunun artıları eksileri var. Yani bir taraftan insanlar artık normale dönmek istiyorlar. Ama bir taraftan da pandemi tamamen aslında bitmedi. Ve bence yani genel olarak halkın tamamen bittiğini düşündüğünü de düşünmüyorum. Yani çoğu insanın pandeminin bittiğini düşündüğünü düşünmüyorum. Ama bir taraftan da normale dönmek, eski hayatını yaşamak, gezmek, istediğin zaman istediğim yere gitmek, o özgürlük lüksü tekrar insanlar geri almak istiyor. Yani bunu bence zor bir dönemdeyiz şu anda. Mesela Danimarka, Norveç, İsveç bunlar da tamamen kaldırdılar. Ama bu ülkelere baktığımızda dediğim gibi yani 3 doz olmuş olan popülasyon sayısı çok yüksek. Yani zaten belirli şeyleri yerine getirmiş ülkeler, onların daha hızlı açılacağını düşünüyorum. Ama önümüzde ne olacağını biz de bilmiyoruz. O yüzden mesela surveillance çalışmalarının devam etmesi gerekiyor. Varyantlara bakılması gerekiyor. Hastaneye yatan sayılarına bakılması gerekiyor. Yani bu sadece bütün işte şeyleri kaldırdık, izolasyonu kaldırdık, hiçbir şey yapmayacağız, pandemi bitti demek değil. Ama aynı zamanda önemli şeyleri aktif halde devam ettirmek ve kontrol ederek ilerlemek. Bir taraftan da yani ben bugün bir kongrede sunum yaptım. Özellikle bu epidemiolojiyle ilgili COVID üzerine. Bir taraftan da artık hani şeyi de hatırlamamız gerekiyor. Yani pandemilerin geleceği bir zamanda yaşıyoruz. Yani son 10 senede yani 2009'da bir influenza pandemisi oldu. Şimdi yeniden oldu. MERS oldu, SARS oldu. Yani önümüzdeki bir 5-10 senede yani yeniden bir pandemi kesin patlayacak. Yani evet. Bu ne zaman olacağını bilmiyoruz ama olacak. O yüzden de hani bir taraftan da o dengeyi iyi kurmamız gerekiyor. Çünkü bir taraftan da ilerlememiz gerekiyor. Bir taraftan insanlara şey vermemiz gerekiyor. Yani tutunacak bir şey de vermemiz gerekiyor ilerlemek için. Bir taraftan da hazırlık yapmamız gerekiyor bir sonraki aslında tehdit içinde aynı zamanda. Ve bunlardan en önemlisi bence sağlık sistemlerinin daha iyi bir şekilde fonlanması. Yine hala hazırlıklı değiliz. Yani 2 sene geçti. Bence 2019'dan farklı bir yerde değiliz. Yine mesela COVID gibi bir pandemi gelse yine zor bir durumda kalacağımız kesin. O yüzden bir taraftan da ben hükümetlerin bu anlamda da baskılanması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece bu zamanımız için değil, önümüzdeki zaman için yapılacakların da çok iyi değerlendirilmesi ve bir an evvel bence adım atmamız gerekiyor. Teşekkür ediyoruz Müge Çevik. Son söyledikleriniz hakikaten çok ürkütücü. İzleyicilerden sorularımız gelmeye devam ediyor. Yetiştireceğim, soracağım bunları ama tam buradan Urartu Şeker'in devam etmesini rica edeceğim. Müge Çevik diyor ki daha fazla pandemiyi göreceğiz, yaşayacağız. Daha önce oldu ve şimdi 10 sene dediniz sanırım değil mi? Yeni bir salgın bizi bekliyor olabilir. Yani çok basitçe neden diye sormak istiyorum. Şimdi buna biz koronavirüse maalesef bayağı bir alıştık ama ilk günleri düşünüyoruz. Salgındaki hakikaten ödümüzün koptuğu, evlere kapandığımız, damacanaları yıkadığımız günlerdi. Şimdi bir parça fikren alışmış da olsak yeni bir salgın ve artık salgınların yaşanacağı bir dünya fikri bayağı böyle ürkütücü bir film gibi geliyor bana. Biz neden daha fazla salgın bekliyoruz? Ne değişti? Ne oluyor? Yani bu COVID neden çıktı? Yani şey SARS-CoV-2 neden bu kadar bizimle hani daha öncesi neden olmuş, şimdi neden olmuş da hani tabii bu benim tam şey alanım değil ama ben hani açıkçası gözlemsel ve fikri birkaç şeyimi söylemek istiyorum. Buradaki en büyük nedenlerden bir tanesi üretim ilişkilerinin tamamen değişmiş olması ve artık hani ve şeyin bir yerden bir yere gidip gelmenin, seyahatin ve ticari ilişkilerin tamamen bambaşka bir boyuta taşınmış olması. Bu çok önemli. Bunlar ve tabii ki bizim artık daha fazla şeylerin doğal yaşam alanlarını işgal ediyor olmamız. Çünkü nüfusumuz çok hızlı artıyor. Ve bunlara ek olarak da güzel olan bir şey var esasında bunlara ek olarak. Bir taraftan tabii ki bilimsel araştırmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Fakat hükümetler bunları kulaklarını kapattı. Yani bu SARS, iki tane koronavirüsün daha önceki yarattığı pandemiler, işte SARS-CoV ve pandemi demeyeyim mi? SARS-CoV ve birinci SARS-CoV ve MERS de hani bu
döndükten sonra yapılan çalışmalar var. Bunu ben hep hani ilk günden beri konuşuyorduk bunu. Nature Medicine 2018 makalesi. Adamlar hani şeyden işte yarasalardan örnekler toplanıyor, virüs örnekleri ve bunların bir kısmının insan reseptörlerine bağlanabildiği gösteriliyor. Ve bu böyle bir şey olursa, bu pandemi böyle bir şey olursa bunun hani büyük pandemiye dönüşme potansiyelinden o zaman bahsedilmiş. Yani bu bilinen bir şey, bilinmeyen bir şey değil. Burada ben Müge Hoca'nın dediklerine tamamen katılıyorum. Sadece eklemek istediğim şey şu. Hükümetlerin hazırlıklı olması, hükümetlerin her boyutta hazırlıklı olması gerekiyor artık. Şu anda şeylerin ilginç olan şey, iyi olan şeylerden bir tanesi artık çok hızlı bir şekilde her şeyin hani hızlıca pandeminin başında da yapıldı ama daha da hızlı bir şekilde yeni bir problem olursa hızlı bir şekilde onun tanısı yapılması için pek çok yerde pek çok şey açıldı. Yer açıldı ve pek çok deneyim elde edildi. Ama ilaç geliştirmede ve aşı geliştirmedeki deneyim maalesef dünya çapına yayılmadı. Üretimiyle ilgili deneyim de dünya çapına yayılmadı. Mesela şeyin özellikle mesela şu anda mRNA aşılarında mesela şu anda hani yahut işte adenovirüs aşılarında her iki aşı türünde de yenilikçi bazı işlerin yapılması gerekiyor ve buralara çok ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor. Mesela şu anda hani bu bir şekilde çalışıyor diye bırakıldı. Mesela mRNA aşılarının ben potansiyelin yüksek olduğunu düşünüyorum. Fakat şu haliyle değil. Yani şu haliyle bizi evet bir yerden kurtardı ama bir sonraki pandemi için şu an en büyük problem ne? Varyantlara karşı bir süre sonra etkisiz hale geliyorlar ve hiçbir işe yaramama potansiyeli olabilir bir süre sonra. Bunu engellemenin en önemli yolu ne? Yeni bir yaklaşım getirilmesi ve bunun için araştırma fonlarının açılması gerekiyor. Bununla ilgili herhangi bir girişim maalesef yok. Yani şu anda düşünün şöyle bir mRNA aşısı yaptınız. Üzerinde universal yani evrensel bir hale geldi. İşte şu anda esasında mutasyonların tamamının üzerinde taşıyan yani core mutasyonlar nedir onlar? Delta'nın mutasyonu, işte omikron mutasyonlarından bir kısmını üzerinde taşıyan bir aşı geliştirmek esasında çok zor bir şey değil. Ama buradaki problemimiz ne? Bu aşı geliştirilmiş olsa bile şu anda hani var biliyorsunuz hatta bildiğim kadarıyla Mayıs sonunda değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam BioNTech Mayıs sonunda bununla ilgili çalışma sonuçlarını açıklayacağını duyurdu diye hatırlıyorum. Bir de şöyle bir durum var. Hükümetler böyle durumlarda hala şirketlerine çok fazla bakıyorlar ve bu iyi bir şey değil. Hükümetlerin burada daha fazla proaktif olmaları gerekiyor. Bunları tamamen neoliberal politikaların eline bırakmaları gerekiyor. Yani burada söz sahibi olması gerekenin hükümetler olması gerekiyor ki halk sağlığına yönelik bu aşılar işe yarasın. Yoksa Pfizer şu anda milyon ton üretmiş diyelim, milyonlarca doz üretmiş. Onların satışını yapmadan bir sonraki aşıya geçmeme şeyi var, lüksü var. Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Ama hani bunu tabii ki şey için söylemiyorum, aşı işe yaramıyor ya da o bağlamda söylemiyorum ama hükümetlerin daha proaktif olması gerekiyor burada. Mesela şu anda bu firmaları buna zorlamadı. Yani hani çünkü bu firmalar bu aşıyı geçen sene yani 2021'in ortasından sonra çünkü varyantlar biliyorsunuz geçen 2020'nin sonunda yani ilk varyant diyeceğimiz Haziran 2020 sonraki İngiltere varyantı biliyorsunuz Ekim gibi falandı ilk rapor edildiğinde. Sonrasında aşıların değiştirilmesi yönünde özellikle çünkü mRNA aşılarını değiştirmek inaktif aşıları değiştirmek o kadar zor değil. İnaktif aşıları değiştirmek biraz daha zor. Ama mRNA aşısını ya da adenovirüs aşısını değiştirmek o kadar zor değil. Ama ürettiklerinizi ne yapacaksınız? Böyle bir ikilem var. Bu ikilemde de Müge Hoca'nın söylediği gibi hani devletlerin daha proaktif olması gerekiyor. Halk sağlığının öncellenmesi, ön alınması gerekiyor. Belki halkın da aşı tereddüdüne neden olan bu ticarileşiyor gibi korkularına da engel olacak bir şey olabilir yani, belki. Orada mesela o çok kritik bir nokta. Yani biliyorsunuz hani mesela ben bireysel olarak dedim ki ben çok hani kendi çalışma alanından dolayı çok heyecan duyuyorum tabii ki mRNA aşı. Ama mesela Uğur Şahin çıkıp bu aşıda şöyle şöyle olur demesi doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü çıkar çatışması var. Onun yerine bağımsız kurum ve kuruluşların bu açıklamaları yapması gerekiyor. Bilimsel datanın onlardan gelmesi gerekiyor. Bunların hepsinin artık öğrenilmiş olduğunu düşünüyoruz ama umarız bir sonraki pandemide ki Müge Hoca'nın dediği gibi ben o konunun daha tabii uzmanı. Benim hani çok yorum yapmam çok doğru değil ama hani öyle bir durumda umarız aynı şeylerin kabus yaşamaz. Çünkü bu aşı karşıtlığını da körükleyen bir şey maalesef. Umarım bu öngörünüz yanlış çıkar ve... Evet. Umarım bu öngörü yanlış çıkar ve bir pandemi daha görmeyiz. Benim siz anlattıkça biraz dileğim bu oldu.
Esin Şenol. Kısa kesiyorum biraz, kusura bakmayın, vaktimiz de azaldı, sorular var, şey o yüzden sözünüzü bölüyorum. Bir sonraki Murat Şeker, pandemide Uvit Bey'i birileri çıkarıp bakın bunlar pandemi şey yapmıştı, plende mi yapmışlar bakın. Aşılar, affedersiniz, ilaçlar soruluyor. Şimdi bir yandan bir takım bitkisel karışımlar var internette satılan, bir yandan da hepimizin özellikle salgının başında çok hepimizin ilgisini çekmişti. Takviye ilaçlar var. Bu sorulan ilaç bir takviye midir yoksa bir internette satılan bitkisel karışım diyelim onlardan mıdır bilmiyorum. O yüzden de ismini vermeden soracağım. Belki genel bir yorum yaparsınız. İçinde C vitamini varmış, kuversetin varmış ve resveratrol varmış. Bu ilacın COVID'e karşı faydalı olduğu söyleniyormuş Esin Şenol. Biliyor musunuz ürünü diye soruyor izleyicimiz. Belki ürünü bilmiyorsanız bile bu tip ilaçlarla ilgili bir yorum yaparsınız. COVID'e iyi geliyor diye biz bir takviye, bir ilaç kullanmalı mıyız bu şekilde? Yani bu soruyu sormak için çok kötü bir insan seçtiniz, onu söyleyeyim. Hayır. Özellikle yaptım. Bildiğim bir konu değil bu. Kendim de hiçbir şekilde önleyici destek falan da kullanmıyorum. Çünkü yani bu metodolojik olarak gösterilmemiş tedavi yaklaşımlarını maalesef benimseyemiyoruz biz. Ya da yorum yapamıyoruz, öyle söyleyelim. Yararı olmayan bir şeyi kullanmanın da zararı vardır her zaman. Küçük de olsa bir yan etkisi vardır. Üstelik bitkisel ürünler çok da masum değildir. Fazladan kanınızı sulandırabilir, karaciğerinize zarar verebilir, böbreğinize zarar verebilir. Biz bitki çaylarının bile iki taneden fazla olmaması gerektiğini düşünür ve öneririz. Dolayısıyla milyonlarca molekül bağışıklık sistemi için çalışıyor. Siz onların içinden bir tanesini alıp koyduğunuz zaman o kadar sofistike bir network ki bağışıklık sistemi, hiçbir işe yaramama ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla dediğim gibi bir faydası olsa ben kendime ve yakınlarıma kullanır ve hiç çekinmeden de söylerim. Yani maalesef böyle bir durum yok. Ama pandemi, evet, yani mutlaka olacak. Bu yüzyıl pandemi yüzyılı, onu hep söylüyoruz. Nedeni, çünkü bu pandemiyi hazırlayan koşullar, bu pandemiyi hazırlayan, artık mahşerin dört atlısı değişti dediğimiz yoksulluk, iklim değişimi, çevresel değişim, pandemiyle birlikte iyice süratlendi. Çok ilginç bir veri vardı mesela, Müge de bilir, İngiltere'de de var o. Lyme etkeni olan keneler, yani Lyme hastalığını yayan keneler hızla aşağı doğru yayılmaya başlamışlar. Yani büyük bir iklim değişimi var bir yandan. Bir yandan pandeminin yarattığı hareketlilikteki azalma, bizim mikrobiyotalarımızdaki değişim, evrensel olarak bu dağılımın değişmesi gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Bütün bunlara baktığınız zaman, özellikle vektör aracılıklı, yani sivrisinek aracılıklı, sıtma gibi ya da kene aracılıklı hastalıklar, yoksullaşan ülkelerde artan göçle birlikte hızla yer değiştirirler. Dünya tarihinde de bu böyle olmuştur. Bulaşıcı hastalıklar göçle ve savaşlarla yayılmıştır. Her ikisi de var. 21. yüzyıldayız demeyin. Hem göç var, çok yoksul insanların düzensiz göçü var, hem de savaşlar var. Bakın, burnumuzun dibinde bir başka savaş çıkmak üzere. Ve bu mahşerin dört atlısı dediğimiz bu kalabalıklaşma, yoksulluk, eşitsizlik, duyarlı grupların, kırılgan grupların çok artması ve ne dedik? Hükümetler proaktif olmalı. Hiç sanmıyorum Urartu. Çünkü hükümetler şu anda şu hikayeyi satmaya çalışıyor bize. Kafada bitirin bu işi hikayesini satmaya çalışıyor. Yani kafada bitirme hikayesini satmaya çalışan pek çok batılı hükümet var. Dolayısıyla yani mesela Danimarka çok dürüstçe itiraf etmiş. Diyor ki evet, bir risk alıyorum göze. Çok aşılıyım. Kaldırdım. Şimdi belki biraz ölümlerim ve vakalarım artacak. Ama sosyal kritik alanlardaki bu kırılmaları önlemek istiyorum bir yandan diyor. Bu dürüst itirafla koyduğunuz hedef kabul edilebilir. Ama tutup da yani bu hafif bir seyir, grip gibi oldu, yüz satmaya çalıştığınız zaman orada iyi niyetten kuşku duyuyorsunuz tabii ki. Ne kadar algıladılar bilmiyorum ama İngiltere'nin bugün bir ortaya koyduğu rapor vardı Müge'ciğim. 2 ila 10 yıl boyunca sürecek sadece bu salgının, o 2 ila 10 yıl boyunca süreceği varsayımını best, yani en iyi senaryo, en kötü senaryo diye 4 senaryo üzerinden ortaya koymuş. Çok kötü değil tabii, geçirdiğimiz 2 yıl kadar
kötü bir öngörü yok ama en kötü senaryo olursa ya gibi var ihtimaller. Çok az vaktimiz kaldı. Hızlıca sorayım kalan soruları da. Teşekkür ederiz. Müge Çevik, kalıcı hasarlar soruluyor koronavirüsü geçirdikten sonra. Özellikle aşılılar için merak ediliyor. Siz orada long covid diyorsunuz sanırım buna. Bununla ilgili bir şey biliyor muyuz? Aşılıyım, geçirdim ve kalıcı hasarım var mı? Daha sonra mı fark edilecek? Nedir durum? Long covid ile ilgili daha birçok bilinmeyen şey var. Yani özellikle mesela bu... Müge Çelik, birkaç yani, dakikamız var. Bir dakikada toparlayalım bu arada. Affedersiniz. Tamam. Buyurun. Yani herkes aslında farklı bir şekilde yaşıyor. Yani mesela hastaneye yatanlar farklı uzun süreli hastalık yaşayabiliyorlar. Ayaktan geçirenler farklı şekilde gelebiliyor. Genel olarak bizim gördüğümüz aşılananlarda long covid riski neredeyse %40 civarında azalmış oluyor. Yani hastalığı geçirdikten sonra eğer ki tam bir iyileşme olduysa ki ben gördüğüm kadarıyla hani klinikte bazı hastalar mesela 6 hafta sürebiliyor tamamen iyileşmeleri. Ama 6 haftanın üzerinde daha da sıkıntısı olan, semptomları olan, bulguları olan kişilerde işte biz long covid klinikleri kuruldu burada. Onlara yönlendiriyoruz kişileri. Yani özellikle yaşla birlikte, özellikle ağır geçirmekle birlikte alakalı olan bir şey gözüküyor. Ama ayaktan geçirenlerde de mesela özellikle orta yaşlı kadınlarda çok fazla halsizlik, uzun süren yorgunluk gözüküyor mesela burada. Onunla ilgili de birçok araştırma ve yeni tedavi yöntemleri de bulunmaya çalışılıyor. Ama benim bizim yaklaşımımız genel olarak bir multidisipliner bir yaklaşım yapılıyor. Yani bu kliniklerde sadece işte bir ilaç verilip hani git denilmiyor ama mesela fizyoterapi yapılıyor, egzersiz veriliyor, diyete bakılıyor, vitaminlere bakılıyor vesaire. Yani bu belki uzun süreli kalıcı hasar yaşayan kişi sayısı çok 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 az. Ama mesela 6 aya kadar mesela koku duyusunu kaybeden, halsizlik, yorgunluk yaşayan ben birçok hasta gördüm buradan. Hatta yani hafif geçirmiş olanlarda çoğu insan iyileşiyor. Yani ama uzun süreli kalıcı sıkıntısı olanların da ben doktorlarına gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Esin Şenol, çok çok kısa long covid kliniğinden bahsetti Müge Hoca İngiltere'deki. Evet. Bizde var mıdır? Var var, tabii Gazi Üniversitesi'nde de var ve 4 tane branş beraber yürütüyoruz ve çok sayıda başvuru oluyor. Tekrar hospitalizasyon başvuruları da oluyor. Benim bir asistanımın da tezi bu. Oldukça yani tekrar tekrar hastane başvurusu alıp yatırdığımız hastalar var. Onlarla ilgili analizleri de yapıyoruz. Uzun erimli, sıkıntılı bir hastalık. Psikolojik sıkıntılar çok sürüyor Müge'cim. Çok sürüyor psikolojik sıkıntıları hastaların. Özellikle anksiyete gibi. Bütün sağlık sistemini meşgul ediyor. Yani başka ne diyelim, bütün alanları kaplıyor COVID, onu söyleyeyim. İşte çok teşekkürler. Pandeminin kendisi artık başka hasarlara bu nedenle sebep oluyor bir yandan. Urartu Şeker, sizle kapatacağız. Bir izleyicimiz sizinle ilgili bir şey merak etmiş ve ilaç çalışması vardı Urartu Hoca'nın. Nasıl gidiyor acaba diye sormuş. İyi gidiyor. Türkiye'de tavsiyeleri toplamak bayağı sıkıntılı. O yüzden yani esasında şeye başladık, böyle deneme üretimi şeklinde. Bazı izinler var. Onlar biraz vakit alıyor. Yani ben de daha önce bu işi yapmadım hiç ve üzerime kaldığı için. Orada bayağı yol aldık şu anda. Umarım yakın zamanda şey yapmış olacağız. Halletmiş olacağız diye umuyorum. İlk röportaj sözünü ben de bu vesileyle alayım o zaman. Evet. bu programda ayrıntılarını da öğreniriz bu çalışma geliştikçe. Daha çok soru geliyor. Evet. Merak edilen çok fazla şey var. Genetik faktörlerle ilgili bilgi sorulmuş. Ama artık ne yazık ki vaktimiz kalmadı. Onu gelecek haftaya erteleyelim. Çünkü biz her salı saat 18'de hocalarımızla buluşuyoruz. Bu programı yapıyoruz. O yüzden başka sorularınız için de bizim programımızı takipte kalabilirsiniz diyelim. Çünkü ben reji beni kovmadan artık çıkmak, programı kapatmak zorundayım maalesef. Ağzınıza sağlık. İyi ki katıldınız. Bu emeğiniz için çok çok teşekkürler. Esin Şenol, Urartu Şeker ve Müge Çevik. Çok sağ olun. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.
Evet, Medyascope'taki koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta da yine salı günü ama bu sefer saat 18'de canlı yayında sizlerle olacağız. Bizi takipte kalın diyelim. İyi akşamlar, sağlıklar herkese. Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.